Allah'ım hoş geldiniz! Hoş geldiniz! Hoş geldiniz efendim. Geliyorlar. Çocuklarınıza kavuştunuz mu? Allah'ım sana şükürler olsun. Daha ne söyleyebilirim ki yani? Görüyorsunuz işte hepimiz. Hepimiz görüyorsunuz. Daha ne anlatabilirim ki? Tamam anlatıyorum. Başka bir şey demiyorum. Allah'a havale ediyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Bir ay cezaevinde. Şimdi buraya geldiğiniz ailenizle berabersiniz. Ya konser için gittik hani tek suçumuz bizim işimize gitmemiz. Bizim adımıza sahte evrak düzenlenmiş. Ama bizim hiçbir şeyden bir bilgimiz yok. Bizim sadece WhatsApp üzerinden gönderilen kağıtla Kıbrıs'a girişimiz sağlandı. Ama bu belgenin sahte olduğu öğrenildi orada. Sadece bizim suçumuz işimize gitmemiz, ekmek paramıza gitmemiz. Başka hiçbir suçumuz yok. Kim bu olaylara kim sebep olduysa Allah'a havale ediyorum. Başka işleyecek bir kelimemiz yok. Hoş geldin annem. İlgilenildi mi sizinle? Vallahi hiç ilgilenilmedi biz de orada. Bir Allah'ımız vardı bir de kendimiz. Başka hiç kimse ilgilenmedi bizde. Hiç kimse ilgilenmedi. Zaten görüyorsunuz hani insanların halini. Yaşadık. Neler yaşadığımız az çok biliyorsunuz. Yani işe diye gittik. İnsanlar rızkına gittiler. Rızkını kazanmaya gittiler. Mahkum oldular. Geldiler. Hasta oldular. Geldiler. Yani 2 yıldır insanlar çalışmıyordu biliyorsunuz. Bu pandemiden dolayı. Tam sezon açıldı. Ağustos ayı. İşe gittiler. 2 aydır orada. 2,5 aydır mahsur kaldılar. Yani bir de arkadaşlar yani kendilerini kolladı bizim arkadaşlarımız. Hasta oldular geldiler. Soğuk korona oldu. Siz de korona oldu. Tabii yani ben yoğun bakımda yattım. Yani bir de şöyle bir ay orada otelde kaldık. Dört kere beş kere test olduk. Buradan zaten gittiğimizde de 2 kere test olduk. Yani hepimiz negatiftik. Yani bir gittiler attılar bize hasta insanların için. Pozitif yaptılar. Otelde mi kaldınız yoksa? Cezaevinde kaldık. Cezaevinde kaldık. Bugün tahliye oldunuz. Evet. Kaç gün yattınız? Yani bir ay yattık. Tam bir ay. Bir ayda otelde kaldık. 2 ay. Bülent Arsoy'un. Evet. İlgilenmedi. Evet, ilgilenmedi. Bu konu ya Bülent Hanım ilgilenmedi. Yani ilgilendim diyor, ilgilenmedi. Hı. Yani işte ben şunlara şu yardım yaptım, bu yardım yaptım diyor. Ailelerinize yardım. Yok, Bülent Hanım'dan bir yardım olmadı. Yani herkes o ben yaptım diyor. Menajer ben yaptım diyor. O diğeri ben yaptım diyor. Yani şimdi bakın. Yani
İşte avukat tutacağım dedi. Kimsenin avukat tuttuğu yok. Yani Bülent Hanım avukat falan da tutmadı. Servetimi arayacağım. Ya biz kimsenin servetini falan istemiyoruz biz. Yani bize sadece bir hatır sorsaydı, arasaydı. Bu insanlar hasta oldu. Yoğun bakımda yattı. Ben entübe edecektim. Ben kova hastasıyım. Şükrü Büyükçüler abimiz var. Kemancı. Yani bu arkadaşımız kalp hastası. Ameliyattı. Bu adam hastaneye kaldırıldı. Yani en azından bunların ailelerine bizim gücümüze giden o. Biz parasında pulunda değil. Zaten 2 ay bizim işlerimiz gitti. 2,5 ay işlerimiz gitti. Yani insan bir telefon açardı derdi ki. Yani ailelerinden aradı işte eşiniz, kocanız, çocuğunuz, ananız, babanız. Şeyde yani bu hastanede yoğun bakımda onlar hop oturup hop kalktılar. Bütün ailem benim Kıbrıs'a gelmeye kalktı. Tabii yani ben müzisyenim sonuçta. İşimi yapmak zorundayım. Yok canım zaten Bülent Ersoy'la bırakın. Yani Bülent Ersoy'la şu an orkestra bulamıyor kendini Türkiye'de. Yani İstanbul'da orkestra bulamıyor. Kimse çalışmıyor Bülent Ersoy'la. Çalışmaz da. Ben niye çalışayım? Çalışır mıyım ya? Siz olsanız çalışır mısınız?